Doğa'nın Müziği, Uğur Özeren, Yeşil Dinozor. Yazar Uğur Özeren'in kaleminden zamansız bir masal. Zamanın birinde bilinmeyen bir diyarda yaşayan isimsiz bir çocuğun masalı bu. Dediğinizi duyar gibiyim. Sabredin biraz. İşte bu sözünü ettiğimiz isimsiz çocuk heybesinde taşıdığı tohum ve çekirdekleri saçıp kavalını çalmaya başlayınca otlar, çimenler, yemyeşil bir kilim gibi desen desen yayılırmış kurumuş topraklara. Kuşlar cıvıldar, arılar vızıldar, doğanın müziğiyle salınırmış yeni yeşeren ağaç dalları. Doğanın müziğini merak ediyorsanız işte size ipucu. En yakın ağacın yanına gidin, derin bir nefes alın, gözlerinizi kapayın ve siz de dinleyin. Duyuyor musunuz o güzelim sesleri? Çok güzel değil mi? Uyuyan Güzel Kent Patara, Özgür Özgülgün, Uçan At Yayınları. Sevgili okuyucular, Can'ın arkeoloji, gizem ve tarih dolu serüvenine, yolculuğa ne dersiniz? Peki ya batık gemilerin, denizin dibinde bulunan sikkelerin, korsan hikayelerinin, bilimsel çalışmaların izinde 5000 yıllık antik kent Patara'nın gizemini çözmeye? Ya batık gemilerin, antik kentlerin, binlerce yıl önce yaşamış toplumların, korsanların hikayelerini merak eder misiniz? İşte tüm bunlara cevap aramaya ek olarak bir de geçmişin izini sürmek ve bugünün değerini anlamak için kısa bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? İşte dostumuz Can cevap bulabilmek için Patara'nın sırlarını araştırıyor. Üstelik bu macerada ona annesi Profesör Işıl Hanım ve kazı ekibi de yardım ediyor. Haydi hep beraber Akdeniz'in göz bebeği ışık ülkesi Patara'yı keşfedelim. Sakin, sessiz bir çocuk olan Can kendisini 5000 yıllık antik liman kenti Patara'yı keşfederken buluyor. Annesi Profesör Işıl Hanım ve kazı ekibiyle birlikte Akdeniz'in mavi sularından binlerce yıllık deniz fenerine uzanan heyecanlı bir serüvenin kahramanı oluyor. Haydi Can'ın bu bilim ve eğlence dolu serüvenine eşlik etmeye. Akıl Fikir Kitabım, Aygül Bahar Yılmaz, Güneş Blodon, Tudem Yayınları. Zamanı durdurabilseydin ilk olarak ne yapardın? Her şeyin başı sağlık. Hastanelerin en iyi hizmeti vermesine yönelik bir yarışma düzenleniyor. Nasıl bir projeyle katılırdın? İnsanların konuşamadığı ve her şeyi beden diliyle anlatmaya çalıştıkları bir ortamda mutlu olduğunu hangi hareketlerle ifade ederdin? Bir mucize oldu ve bir resmin içinde yaşamaya başladın. Resmin içindeyken neler hissedersin? Peki gelecek yılki kendine bir mektup yazmanı istesek, hayallerine ve amaçlarına ulaşmak için ne tavsiye edersin? Yaratıcı düşünme etkinlikleriyle dolup taşan Akıl Fikir Kitabım, müzik aleti icat etmekten uzayda araştırma gezisi yapmaya uzanan seçkisiyle okurlarının ilgi alanlarına seslenen zengin bir içerik sunuyor. Evde, parkta, plajda, otobüste, kısacası her yerde ve her çantada yer edinecek bu eğlenceli kitap, hayal gücünün sınırlarını zorlamaya çağırıyor. Karanlığa Yakalanmak, Vassiliki Nevrokopli, Gün Işığı Kitap. Çağdaş Yunan yazarlarından Vassiliki Nevrokopli, Türkçedeki ilk romanında sıradan bir gencin dönüşüm yolculuğunu anlatıyor. Uzun bir elektrik kesintisinin sosyal yaşamdan teknoloji alışkanlıklarına dek her şeyi alt üst eden beklenmedik sonuçlarını bir gencin gözünden öyküleştiriyor. Telefonu eline yapışık yaşayan liseli Argiris, bilgisayar oyunlarına düşkün, sorunlarını görmezden gelen bir gençtir. Bir gün şehirde elektrikler kesilir ve uzun sürede gelmez. Önce arkadaşlarıyla eğlence konusu olan bu durum bir süre sonra felakete dönüşür. Telefonların, bilgisayarların şarjı biter, buzdolabındakiler bozulur, hastanelerden ulaşım araçlarına, belediye hizmetlerinden eğitime dek her şey durur. Afallayan Argiris, annesiyle paylaştığı yaşamını sorgulamaya başlar. Yıllardır görmediği babasını bulmak üzere yola çıkar. Babasının yaşadığı köyde onu babaannesi ve Maria beklemektedir.